İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak Bu Kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Başımızdakiler memleketi idare etme işini kıvıramayınca vatandaş da geçinebilmek için göbeğini çatlatıyor sayın seyirciler. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Az soru sorarak. Burada kamera var mı? Güvenlik kamerası. Yok da sizin ne istediğinizi öğrenebilir miyim? İçerisi temiz. Burası temiz. Ne temizi? Ne oluyor? Bak doktor, sana önemli bir hasta getirdim. Önemli bir hasta mı? Evet. Kimi getirdiniz? Sayın Ecevit. Ecevit mi? Ne bağırıyorsun? Basını başımıza mı toplamak istiyorsun? Yahu geçen sefer takma isimle kan tahlili yaptırdık, onu bile duydular. Evet, okudum gazetede. Şimdi mecburen kılık değiştirerek geldi. İçeri alacağım ve bundan kimsenin haberi olmayacak. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun Sayın Başkan. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Gel. Seri bir muayene olsun doktor bey. Derhal. Sırtınızı açabilir miyim efendim? Bakın doktor, eğer bu duyulursa seçim öncesi siyasi bir skandal olur, anlaşıldı mı? Hiç merak etmeyin efendim, ben zaten oyumu hep zat-ı şahanelerine vermişimdir. Anladım, sırtını açmadan dedi. Peki. Öksürün, yani öksürmenizi rica edebilir miyim? Bir daha. Bir daha. Allah Allah. Beyefendinin solunum yollarında galiba küçük bir problem var. Affedersiniz, sırtınıza parmağımla şöyle vurabilir miyim Sayın Ecevit? Ne yapıyorsunuz? İsim kullanmak yok. Acıyor mu? Yok, acımıyor. Acıyor mu? Acıyor mu? Yok, acımıyor. Acıyor mu? Acıyor mu? İyi, acıyor. Doktor, orası acıyor. Korkarım, böbreklerde de küçük bir problem var. İyi, korkmayın, tedavi edebilirsiniz. Peki. Size bir takım ilaçlar, ayrıca güçlendirici haplar yazacağım. Yazdıklarınızı hastanenin eczanesinden getirin, bu kılıkta her yerden alamayız. Çok doğru. Buyurun efendim, bu reçeteniz, bunlar da ilaçlarınız. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Reçeteyi yakıyorum, basına sızdırmayacağınız ne malum? Haklısınız, peki efendim. Buyurun ilaçlarınızı. Teşekkür ederim. Gel canım. Buyurun Sayın Başkanım. Unutmayın, böyle bir muayene hiç yaşanmadı. Unutmam. Ayrıca onur duydum. Çıkarayım şunu evladım ya. Dur biraz daha dayan baba, arabada çıkarırsın. Anlayacak da ödüm koptu. Benim de öyle. Ama bu Ecevit hastalığını gizlediği müddetçe biz seni daha çok bedavaya muayene ettiririz. Hadi titreyerek gel. Vallahi inanmayacaksın Nalan, Ecevit'i muayene ettim. Aman dikkatli ol, gevezelik etme, ağzından kaçırma. Çok gizli. Güle güle. Girin. Doktor, Sayın Ecevit'i muayeneye getirdim. Tanımadınız değil mi? Teptim kıyafet. Dediklerimize paye verdikçe pespayelik de aldı yürüdü sayın seyirciler. Arkadaşlar, partidaşlar, yoldaşlar, seçime şunun şurasında 2-3 gün kaldı, hala ortada bir icraat yok. Olur mu sayın başkan? Yurt çapında çalışma halindeyiz. 650 tane sünnette kirvelik yapmışız. Aferin. Efendim, 1350 kişiyi baş göz edip nikahlarında şahitlik ve hokkabazlık yapmışlar. Yetmemiş, gerdeğe girmişler, propagandaları da orada yapmışlar. Tamam, güzel. Bunların evet. Hepsi iyi, hoş ama arkadaşlar bizim şarkımız yok.
Eloğlu sokaklarda bangır bangır şarkılar, türküler okuyor. Bizim şarkımız yok. Bizim de şarkımız olmalı. Bizim başımız kel mi? Aa, değil efendim, tabii ki. Ama bakın, yani siz hiç merak etmeyin, biz bir şarkı buluruz. Hmm. Bakın, benim aklıma bir şey geldi. Yeni bir iş, yeni bir aşk, bizi yönetecek bir lider lazım. Olmaz, 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 olmaz kardeşim. Bu Anap'ın şarkısı. Durup dururken neden adamların propagandasını yapalım? Bize otur canım, otur. Bize böyle oynak, güzel bir şarkı lazım. Örneğin, hani ya da benim elli dedirhem bastırmam, bastırmam. Başkasına bastırmam. Görüyorsunuz, bu yollarla gidilmiyor, bir yere varılmıyor. Efendim, şu nasıl acaba? Sen kardeşim, elini ver bana, ver kardeşim. Al kardeşim, neşeye getirdik sana, ver kardeşim. Bu nasıl Sayın Başkanım? Otur kardeşim. Peki kardeşim. Bu yolla da bir yere varılmaz. Halime'yi samanlıkta bastılar, ama bastılar. Şalvarını gül dalına astılar. Aman aman aman, ne var, yok olmaz. Şu olabilir mi? Sevdim seçmeni bir kere, başkasına veremem. Yok, bu da olmaz galiba. Çanakkale içinde balık. Sandığa kadar değil, mezara kadar. Geliriz senle sonuna kadar. Çay kahve isteyen var mı efendim? Getir bir şeyler, getir. Boğazımız kurudu. Başlıyor efendim. Ah, ah! Başkanım, buldum. Buldum arkadaşlar, bak şimdi. Oh, oh, suyundan da, oh, oh, buyundan da. Koy, koy, koy. Oh, oh, suyundan da, oh, oh, buyundan. Koy, koy, koy. Olmaz bu şarkı. Ama niye? Arkadaşlar, bu şarkı çok popüler. Nereden baksanız 50.000 dolar ödememiz gerekecek. Aha. Ayrıca biri çoktan kapmıştır bunu. Efendim, rap yapsak hem o zaman istediğimiz gibi sallayabiliriz. Oy, hamı, oy, gel, hav, rızı, koy, havıdı, bıdı, 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 bıdı. Arkadaşlar, bu bize yakışmaz. Bize daha oynak bir şarkı lazım. Halk duysun, işitsin, gelsin oyunu bize atsın. İşte kuzu kuzu geldim, oyumu atmaya. Olur mu efendim? Halkı koyun yerine mi koyuyorsunuz? Evet, ama bunu onlara hissettirmemek lazım. Yahu çıldıracağım, güzel bir oynak şarkı bulamadınız mı? Sileyim, seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana balın ekmeği yoğurdu. Allah! Mahsuni babanın bir türküsü var, dinleyin bak. Yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara. Yuh yuh soyanlara. Olmaz, olmaz, olmaz. Bu da olmaz. Türkü güzel ama amaca hizmet etmiyor. Partinin ismini nereye koyacağız? Başkanım, bir şey soracağım ama siz ne yapıyorsunuz? Partimiz için bir şarkı arıyoruz. Benim aklım ermez ama şarkı bulacağınıza, iktidara geldiğiniz zaman neler yapacağınızı bulsanız daha iyi olmaz mı? Gerçekten de aklın ermiyor. Zaten kimsenin aklı ermiyor. Yani parti programına falan bakan yok ki. Millet manken şarkıcı peşinde oy kapmaya çalışıyor. Biz de kapalım. Hadi kapalım. Hadi kapalım. Sorumsuzlar yüzünden vatandaşın sorunsuz günü geçmiyor sayın seyirciler. Başkanım, yeni bir anket yapılmış. Birinciyiz değil mi? Bizim partinin birinci olacağını biliyordum. Hayır efendim, ne yazık ki birinci değiliz. Birinci kim? Kararsızlar. Tövbe tövbe, bir de şimdi kararsızlar çıktı başımıza. Yani kimseye de birinciliği kaptırmıyorlar. Kim bunlar ya? Valla efendim, tanıdığım en yakın kararsız benim abim. Ailecek kararsız onlar. Yürü o zaman, senin abin nereye gidiyor? Şu kararsızları bir de ben göreyim canım, nedir bu? Bu lafı duymaktan sıkıldım ha. Buyurun. Nasılsın yenge? İyiyim valla, ne olsun işte. Seni göremiyoruz, kaç zamandır hiç gelmiyorsun kız. Malum seçim zamanı, koşturuyoruz işte, parti işleri malum. Doğru. Bak tanıştırayım, parti başkanımız. Tanıyorsun değil mi? Yok. Pek tanımıyorum. Ben bilmem öyle parti başkanlarını. Pek televizyonda seyrettiğim yok ki benim. Nasılsınız efendim? Kararsızım. Aa, niye kararsızsınız? Vallahi yemek pişirsem mi, pişirmesem mi?
Pişirmesem benim adam gelince bozulur. Pişirsem bir şey almak lazım. Mesela patlıcan alsam mı, almasam mı? E kilosu 1 milyon. Yemeği yağlı mı yapsam, yapmasam mı? Ekmek ne olacak? Bakkaldan veresiye istemek lazım. E bakkala da bir sürü borç var anam. Veresiye ekmek verir mi, vermez mi? Hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz beyefendi. Oh! Ne oldu hayatım, niye düşüncelisin? Oh, çok düşünceliyim. Maaşı aldım da ev kirasını diyorum ödesem mi, ödemesem mi? Bakkalın borcunu diyorum. Versem mi, vermesem mi? Bir de çocuğun kitapları var. Alsam mı, almasam mı? Ulan ben bu hayatın içine yapsam mı, yapmasam mı? Baba ya, ben okula gitsem mi, gitmesem mi? Kitaplar olmadan bir yere gidemem. Simit gibi bir şey satsam mı, satmasam mı? Ayakkabı boyacılığı yapsam mı, yapmasam mı? Ya da satarım anasını böyle hayatın deyip satanistlere girsem mi, girmesem mi? Anne be, biz bu gidişle bu ayda bu nikah yapamayacağız. Ben bu nişanı atsam mı, atmasam mı? Evlensem mi, evlenmesem mi? Böyle yaşanmaz be kardeşim deyip bir nez yarışmasına katılsam mı, katılmasam mı? E bir türlü karar veremiyorum. Telefon çalıyor. Evet, telefon çalıyor, biliyorum. Biliyorum da açıp açmama konusunda kararsızım. Acaba açsam mı, açmasam mı? Açarsam şimdi biliyorum ki telefonu çeviren bir alacaklı. Ben ona patron maaşları verdi desem mi, demesem mi? Canım belki alacaklı değildir, bir yakınınızdır. Yakınımızsa mutlaka borç isteyecektir. Bizde de yok ki, desem mi, demesem mi? Kocam hasta, ameliyat parası lazım diye yalan atsam mı, atmasam mı? Evde yok uzun numarası mı yapsam? Yapsam mı, yapmasam mı? Aa, sıkıntı bastı ama yani ya. Sizin hayatınızda hiç böyle kararlı olduğunuz bir şey yok mu? Bilmem ki. Bilmem ki var mı, yok mu? En azından yatağa yattığında kararlısındır yani. Hani karınla aganigi saganigi durumu. He? Bunun da kararsızlığı olmaz yani ha. Asıl o işin kararsızlığı olur beyefendi. Ben gece yatağa yatınca alıyor beni bir düşünce. Karımla yatsam mı, yatmasam mı? Yatınca doğal olarak çocuğum olacak. Ondan sonra ben o çocuğu karakolun önünde bıraksam mı, bırakmasam mı? Ne oldu başkanım? Yani milletin içinde bulunduğu duruma bakıyorum da hakikaten kararsız olmakta haklılar. Ben de diyorum ki acaba seçime girsem mi, girmesem mi? Kundurama kum doldu, atmaya kürek gerek. Kundurama kum doldu, atmaya kürek gerek. Nazlı yarın koynunda, yatmaya yürek gerek. Yarın... Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar.